Gezi Parkı protestolarına katılacaklar varsa önce istifasını versin, ardından eyleme gitsin diyerek gözdağı vermişti. Ekonomide elektronik dönem geliyor. Buna ilgili detayı da birazdan paylaşacağız. Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi müfettişi sayısını 12.000'e çıkaracağız diyerek 5.000 müfettiş alınacağına dair haberi görülüyor. Polis asayişi sağlayamazsa dindarlar kendini korumaya başlayacak. Polisten kaçıp saklandıkları camide sigara ve bira içtiler camiyi revire çevirdiler edepsizler. Evet protestolar Kemalizmin ihyasına yöneliktir. Dilenen özrün getirileri deniliyor. İsrail'den Türkiye'ye yapılan ihracat %44 arttı. Bu arada eylemcilerin New York Times ilanı belli oldu. Tam bağımsız Türkiye hayalinize ne oldu? Türkiye Amerika'ya şikayet ediyor bu tam bağımsızlık isteyen sözde çevreler. Hemen bu haberden başlayalım. Gezi Parkı eylemlerine uygulanan basın sansürünü proteste etmek amacıyla internetten bağış toplayan aktivistler, Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times ve The Washington Post'ta tam sayfa ilan veriyor. 55 bin dolar toplandı. İlanda yer alan açıklamalar şu şekilde yer almış. Onu da sitede görebilirsiniz. Haklı olarak soruyor. Tam bağımsız Türkiye hayalinize ne oldu? Amerika'dan medet mi umuyorsunuz? ve dilenen özrün getirileri İsrail Dış Satın ve Uluslararası İşbirliği Enstitüsü ekonomistlerinin analizine göre İsrail'den Türkiye'ye yapılan ihracat 2013 yılının ilk çeyreğinde keskin bir artışla %44 yükseldi. Asıl amaç, evet bu olabilir, protestolar Kemalist despotizmin ihyasına yönelik bir kalkışmadır. Özgür Der, Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve birçok şehre yayılan şiddet olayları hakkında yaptığı açıklamada Gezi Parkı protestoları Kemalist despotizmin ihyasına yönelik bir kalkışmadır denildi. Doğru Haber Gazetesi e, yazarı Sayın Mehmet Göktaş hoca da sık sık yazılarında bu Kemalist vurgusuna e, değiniyor e, ve Türkiye'de aslında yaşanan tüm sorunların kaynağının Kemalizm olduğunu da ifade ediyor. Bu haftaki yazısını merakla bekliyoruz. İlla Gezi Parkı ile ilgili yaşananlarla ilgili bir yazı kaleme alacak. Kayıtsız kalmayacak Sayın Göktaş Hoca. Evet haklı çıkaran bir yorum bu. Protestolar Kemalist despotizmin ihyasına yönelik bir kalkışmadır deniliyor. Özgür Derden. Polis asayişi sağlayamasa dindarlar kendini korumayı bilir. Taksim olaylarında başta dini değerlere hakaretlerin ardından Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde ortaya çıkan görüntüler sonrası Yeni Akit yazarı Faruk Köse'nin ele aldığı makale paylaşılmış. Polis asayişi sağlayamasa dindarlar kendisini korumayı bilir diyor Sayın Köse. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de mali konularda teknolojik hizmet vermek için seferberlik ilan ettiklerini, önümüzdeki iki yıl içerisinde de 5 bin civarında vergi müfettişi alacaklarını söyledi. Ekonomide elektrik dönem geliyor demiştik. Maliye Bakanı Şimşek katıldığı konferansta bu döneme geçileceğinden bahsetti. Bundan böyle beyannamelerin %90'ından fazlası elektronik ortamda geliyor. Elektronik defter, elektronik fatura ve elektronik denetime bile geçeceğiz dedi. Dün Başbakanlık sitesi eklenmişti ee, ve e, siteye erişim engellenmişti. Şimdi elektronik defter, elektronik denetim olacaksa muhakkak savunması da çok iyi olması gerekiyor. Konya'da Hedader e, tarafından organize edilen ve Hamas sözcüsü Muşir El Mısri'nin de katıldığı Kudüs Özgür Olsun diye meşaleli yürüyüş yapıldı. Cuma hutbelerinin Kürtçe'de okunabileceği bizzat başbakan tarafından dile getirildiği halde şu ana kadar herhangi bir camide Kürtçe hutbe okunmadığı ve bunun önünde yasal engel olduğu ortaya çıktı. Londra'da cami yangını ırkçı saldırı şüphesi taşıyor. Londra'da bir cami ırkçı nedenlerle yapılan saldırı sonucunda büyük zarar gördü. Afganistan'da iki köye düzenlenen baskınlarda 16 Afgan sivili katleden başçavuş Robert Bales suçunu kabul etti. Soruşturmayı engelleme suçlamasını ise kabul etmedi. Gezi Parkı olaylarını ilki haber ajansına değerlendiren Vanlı siyasiler gelinen aşamada tarafların olaylardan ders çıkarması gerektiğini belirtti. Paylaştığımız son haberdi. Hüdapar iki tarafında kusur ve sorumsuzlukları var. Olay Gezi Parkı olayları olmaktan çıktı deniliyor. Camiye yapılan saldırıya da sert tepki var. Evet yapılan saygısızlığı lanetliyoruz denilmiş. Saadet Partisi de olayların dış kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Evet bu haberler ve daha fazlası 724 doğruhaber.com.tr haber sitesinde yer alıyor ve böylece biz de hayırlı sabahları bu başlıkları paylaşarak nihayete erdiriyoruz. Yarın inşallah aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Bugünün yansımalarını yarın sizlerle paylaşacağız. Esselamu Aleyküm.